Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlandı. Bu kapsamda çalışmalarını Demirci'de de sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetler, Ahatlar, Sayık ve Köylüce mahallelerinin yollarında yapılacak olan asfalt uygulamaları öncesinde altyapı hazırlıklarını sürdürüyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 30 kilometre katının tamamında yekümüzün, güzergahımızın platform genişliği 4 metreydi. Biz bunu 4 metreden 7 metreye çıkardık. 7 metreye çıkarmak için de 30 kilometrenin tamamında genişletme çalışması yaptık. Bu genişletme çalışması yaptığımız zaman da viraj noktalarında yoğun yağışlarda biriken suyu tahliye etmemiz gerekiyor. Onu da normal şebin uygun ölçüde el verdiği noktalarda 600'lük 800'lük koruge borularımızı kullanarak normal su geçişini sağlıyoruz. Bor attığımız noktanın da dolgusunu yapıyoruz, çevrelendiriyoruz. Genişlettiğimiz alanların da terasmanını yapıyoruz, toprak kaymasın, yola gelmesin diye. Ondan sonra mevcut genişletmiş olduğumuz zeminin güçlendirmesini yaparak sati kaplamaya hazır hale getiriyoruz. Yani hep olay şuraya varıyor. Cengiz Başkan'ın verdiği talimat üzerine bir yerde bir çalışma yapılacaksa bütün altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra belli bir platform genişliğine getirildikten sonra çalışmamızı yapıyoruz. Doğrudur başkan. Tekrar bakım onarım maliyetlerini sıfıra indirmek amacıyla bozulmasına mal vermeyecek derecede güçlendirerek altyapısını tamamlayarak daha sonrası bunun akabinde kaplamasını yapıyoruz. Allah bütün çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise altyapı ve genişletme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Tabii bunların şimdi altyapıları hazırlanıyor, genişletmeleri. Yani bir de şu var, biz mevcut yola hemen bir temel malzemesi serip de sati kaplama çalışması yapılmıyor. Açılacak virajı varsa virajı açılıyor. Yol genişletilecekse genişletilmesi yapılıyor. İşte biraz sonra göreceğiz, su geçişi varsa su geçişi yapılıyor. Sanat yapısı yapılacaksa sanat yapısı yapılıyor. Ondan sonra hep söylediğim gibi Cengiz Başkan bir yerin bu prestij cadde de olsa, sati kaplama da olsa, beton yol da olsa altyapısını tamamen bitirmeden biz hiçbir, yani yarın öbür gün heba olacak, ziyan olacak, bu vatandaşın parasını boş yere harcanacak bir çalışmaya imza atmıyoruz başkanımızın talimatıyla. Burada da dediğim gibi yollarımızı gelirken de gördük, siz de gördünüz. Hep yolları genişlettik. Tamirlerini yaptık. Ondan sonra her şey, bir su geçişleri varsa onları yapılıp malzememizi atacağız. En sonunda sati kaplamayla bitireceğiz.